Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir villayla karşınızdayım. Fırsat bir villayla karşınızdayım. Nasıl fırsat? Hemen anlatıyorum. 500 metrekare arsa içerisinde Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu bölgede 25 milyon isteniyor bu tarz evlere. Burası bir yıllık bir villa ve bizim istediğimiz fiyat 19 milyon 800 bin TL arkadaşlar. 19 milyon 800 bin TL'ye sahip olabileceğiniz çok güzel bir villa. Ekstra çok şey yapıldı bu evde. Bir yıllık bir villa. Gördüğünüz gibi üst taraf tamamen camla kapatıldı. Arkaya bir depo yapıldı. Çamaşır odası yapıldı. Klimaları takılı. Güzel bir villa sahibi olacaksınız. Mutfağa girdiğimizde zaten mutfak tamamen değişti. Çok güzel bir dolap yapıldı. Yer güzel. Bakın çevrede 25 milyon 30 milyonlar istenirken ben size çok daha uygun fiyata çok güzel bir portföy sunuyorum. Bir yıllık bir villa neden satılıyor diye sorarsanız da arkadaşlar ailevi sebeplerden dolayı diyelim satmak istemezlerdi. Ama farklı nedenler olduğu için tekrar satışta bunu buradan konuşmaya gerek yok. 3-4 kişilik 3-4 araçlık güzel bir park alanımız var. Çok da sevdiğim bir abimindi burası arkadaşlar, onu söyleyeyim böyle. Çok sevdiğim bir abimindi. Biz hatta yan tarafı çekerken bize sodalar falan ikram ediyordu sağ olsun, yurt dışında yaşıyordu kendisi de. Ama şu an satışta. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Gayet güzel. Havuz temizlenecek. Bahçe yeni temizlendi. Evin içerisindeki eşyalar çıktı. Otomatik panjurlu. Çok güzel bir villa dedik. Hemen şöyle bu tarafa doğru gel istersen. Çünkü orada bir panjur yapıyorlar yan villada. Sesi rahatsız etmesin. Ben bu tarafa kaçmaya çalışıyorum. Akordeon tarzında sineklikler yapılmış. Ev gerçekten dolu artı dolu diyelim. Yani full artı full diye araç satarlar ya. Gerçekten öyle bir ev haline geldi ki fırsat niteliğinde bir ev. Sadece bir havuz temizlenecek. O da bir yıldır uğramıyorlar. Aldıklarından beri arkadaşlar sadece bir ay yaşadılar burada ya da iki ay yaşadılar. Sonra da gelemediler. Bu yüzden satışa çıktı. Bahçeyi de biz temizlettik. Gayet de güzel olmuş. Şimdi bu bahçe sulama sistemi falan aktif hale geldi. Bu çimler çok yakında tekrardan yemyeşil hale gelir. Güzel bir orada çiçeğimiz var. Artı çam ağaçlarını görüyorsunuz. Şöyle arka kısma gidelim. Yapılanları da anlatacağım size evde. Çünkü bu bölgede müteahhitler yaparken genelde çamaşır odası, depo gibi şeyleri yapmıyorlar. Ama burası ekstra olarak kendi bir masraf yaparak bunları yaptı. Çok da isteyerek bu evi almıştı. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Şöyle bir oturma yeri yapıldı buraya. Eğer böyle gün doğumunda karşıdan geldiği için güneş, burayı da otururuz diye yaptılar. Komple beton ve fayans döşediler. Ön tarafında da yine bahçe alanımız var. Çimçitlerle tamamen izole hale getirdiler evi ki bunlar çok önemli. Yan tarafa da bakalım. Burada da yine ısı pompası koyabileceğimiz bir alanımız var. Ve böyle de devam ediyor. Şurayı da gösterelim hemen. Şu kısmı bir gösterelim. Çok güzel bir burada alanımız var. Şimdi burası depo. Kocaman bir depo var. Yani şuradan başlıyor şuraya kadar devam ediyor. Deponun anahtarı içeride kaldı galiba. Keşke açsaydık. Neyse bir dahakine gösteririz. Böyle büyük geniş bir depomuz var. Bütün eşyaları buraya sığdırabilirsiniz. Ben buna küçükken Galatasaray çiçeği diyordum, biliyor musun? Adını bilmiyorum ama küçükken Galatasaray çiçeği diyordum. Çünkü hep böyle sarı kırmızı açıyordu. Bugün mü? Yarın da maç var. Bakalım kim şampiyon olacak. Şimdi giriş kısmında da böyle bir alanımız var. Güvenlik kamerası yapılmış. Kolay gelsin abi. Giriş kısmında da iki tane ayrı kapı var. Bir çelik kapımız, bir de CNC kesim korkuluktan kapı yapılmış. Şöyle bir girelim, antreyi bir gösterelim. Gayet güzel bir evdeydik. 19 milyon 800 bin TL. Kapı kapandı. Kaldık baş başa. Karşıdan falan sürekli yorumlar geliyor. Arkadaşlar çekerken arada kesiyoruz videoları. Tabii çevre çok böyle kalabalık olduğunda, insanlar olduğunda çok çekim yapma taraftarı değiliz. Çünkü herkes bir şey söylüyor oradan. Hoşuna gidiyor bir şey söylüyor. Sürekli bir laf arasına girildiği için kalıyoruz. Gayet güzel bir girişimiz var. 60'a 120 seramik audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var dedik. Sağ tarafa dönelim. Güzel bir vestiyerimiz var. Bakın bu vestiyer sonradan yapıldı. Bu vestiyer sonradan yapıldı. Çok da güzel olmuş. Alt katta bir tane odamız, salonumuz ve mutfak kısmımız var. Hepsine bakacağız ama ilk önce mutfağı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar mutfak o kadar güzel yapıldı ki gerçekten çok hoş bir mutfak oldu. Burası zaten vardı. Onu söyleyelim. Burası vardı. Dönelim bir. Şurası yoktu arkadaşlar. Sonradan burayı yaptırdılar. Çok da güzel oldu. Bütün malzemeleri buraya yerleştiriyorlar. Gayet de şık. Şuraya da bir yemek masası koymuşlardı gitmeden önce. Gayet güzel bir mutfak alanımız var. Şık değil mi? Tertemiz. LED spot aydınlatmalarımız mevcut. Artı buradan bahçeye çıkışımız mevcut. Burada zaten Silverline'ın özel ankastre seti var. Bunlar pahalı ürünler. Bu kalacak burada. Orada o da kalacak. Yine şu televizyon gidecek sadece. Yani eşyasız olarak satılacak. Birkaç tane demirbaşı eşyalar kalmış olacak.
Dediğim gibi arkadaşlar, ev 1 yıllık, 1,5 yıllık bir ev. Bu yüzden hiçbir sorun, sıkıntı yok. Hemen taşınabilirsiniz. Gelelim salon kısmına. Dev gibi bir salonumuz var. Ortalama 40 metrekare civarında bir salondan bahsediyorum ki dev gibi bir salon. Gerçekten dev gibi. Klimamız zaten burada. Airfel'in kliması var. O da kalacak. 60'a 120 seramik, istediğiniz gibi yerleşim planı yapabilirsiniz. Hem televizyon tesisatı burada var, hem de karşı duvarda var. İstediğiniz duvara yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Yine jaluzi sistem, perdeler yapılmış ki bunlar da pahalı ürünler. Ve kilit sistemine kadar arkadaşlar, bakar mısınız? Kilit sistemine kadar yaptırmışlar evde. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika. Şu televizyon da gidecek. Sadece bu da gidecek. Yani burası tamamen boş şekilde teslim edilecek. Hatta temizliği yapılıp teslim edilecek. Temizlik yapılacak. Öyle teslim edilecek. Devam edelim. Çevrede 25 milyon. Hemen arkamızda yeni bir villa var. Yeni bitmiş. 24 milyon 500 bin TL istiyor. Biraz yukarımızda 25 milyona var. Burası 19 milyon 800 bin TL. 500 metrekare arsa içerisinde. Bakın hesap yapın. Şu an bu villanın arsasının değeri dahi 10 ile 12 milyon arasında değişiyor. Arsası sadece arkadaşlar. Ya 10 milyona bulamazsınız bu bölgede, onu söyleyelim. Çok geniş bir odamız var. Yatak böyle ya da karşıya yerleştirilebilir. İstenirse dolabı böyle yerleştirebilirsiniz. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Güzel bir gergi tavan yapılmış. Yine burada da klima sistemimiz mevcut. Hemen şöyle geçelim mi? Hemen şöyle geçelim. Bir de banyo, lavaboya bakalım. Şimdi bazen şöyle yorumlar geliyor. Özellikle Facebook'ta. İki farklı konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi, bu paralara yerler satılıyor mu diye yazanlar var. Ki satılmasa zaten biz bu işe devam etmeyiz. Kimse para kazanmadığı bir işi devam ettirmez. Ki biz de demek ki satabiliyoruz ki çekimlere devam ediyoruz. Yani bu rakamlar artık şey kaldı yani. Nasıl diyelim sana? Daire parası neredeyse. Gerçekten daire parası. Şimdi siz İstanbul'da, Çeşme'de, Bodrum'da bir tane daireye bu kadar eğer istenilen rakamlar varken ve satılabiliyorken böyle geniş bir villaların satılması da gayet normal. Güzel bir banyo lavabomuz var. Duşakabin çok geniş. Arkasına dolap yapıldı bunun. Çok güzel oldu. Bak burada havlu dolabı harika duruyor. Çift kapaklı, geniş. Bir de senin için yorum var. Bir tane dün yorum yapmış. Demiş ki o kamerada kim varsa yakalayıp bir gün döveceğim demiş. Nedense senin dediğin yerleri göstermiyor. Kafasına göre çekim yapıyor diye. Artık biz alıştık. Bu yüzden arkadaşlar çekim konusunda çok da takılmayın. Sonuçta her yeri göstereceğiz size. Elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Gayet güzel bir üst katımız var. Şöyle koridorun sonuna kadar bir gösterelim. 3 tane odamız artı bir genel kullanım banyo lavabomuz ve bir tane de odada ebeveyn banyomuz var. Merdiven boşluğu da gayet geniş. Merdivenler de geniş. Şöyle bir gösterelim burayı. Şimdi burada neler yapıldı? Size onu anlatacağım. Termosifon hazır takılı. Termosifonun altında dolap yapıldı. Birazdan göreceksiniz. Lavabomuz, gömme rezervuarımız ve duş alanı. Duş alanı da gayet geniş. Onu da söyleyelim. Yani dar bir alan değil burası. Visam'ın gömme rezervuarı. Şimdi aşağıda dolap, özür dilerim, depo yapıldı dedim ya. Deponun üst tarafını da beton dökerek yaptılar bu arada. Çok da masraf ettiler. Böyle bir çamaşır odası yaptılar. Çok güzel oldu. Bak harika oldu. Makineyi şuraya sığdırıyorlar. Makine burada zaten. Geri kalan tamamı da dolap olarak kullanıyorlar ki çok ideal, güzel bir yer oldu. Yani çamaşır makinesi bir yerde gözükmek zorunda kalmayacak burada. Buraya koyacaksanız zaten kapıya da gerek yok. Şu dolabı da gösterelim. Termosifonumuz da burada. Ev gerçekten güzel. Hemen yanındaki odadan devam edelim o zaman. Güzel bir ev. Ben kapını açarım senin. Sen rahat ol. Sen çek yeter ki. Beni çek. Şimdi geldik bir sonraki odamıza. Gayet güzel bir oda arkadaşlar. Gerçekten geniş bir oda. Yine yatak, dolap rahatlıkla sığdırılır. Klimamız burada hali hazırda mevcut. Ve bir de balkonumuz var. Arka taraftaki villalara falan baksanız gerçekten arkadaşlar, bu rakamlara artık bulma ihtimalimiz de yok. Burada böyle bir balkonumuz var. Bu odaya ait sadece bu balkon. Depo olarak da kullanabilirsiniz. Ya da böyle hava almak için ideal bir balkon. Sonrasında yine devam ediyoruz. Bitmiyor ev, o kadar büyük ki. Ya kalabalık bir aileyseniz bu ev tam size göre.
Ve burada da bir dolabımız var. Şimdi bu dolap çok güzel olmuş. Aslında bütün malzemeleri yerleştirebileceğiniz bir dolap haline gelmiş. Yani kullanmadığınız kışlık ayakkabılar, giysiler gibi ürünleri buraya yerleştirebilirsiniz. Hem böyle görüntü kirliliği olmamış olur hem de aşağıdaki vestiyeri daha sağlıklı kullanırsınız. Gayet geniş bir odamız var. Burası ana yatak odamız, klimamız burada mevcut. Yatak başlığı böyle gelecek. Artı Fransız tarzı bir balkonumuz var. Birazdan şu balkondan da gösteririz çevreyi. Ve bir de ebeveyn banyomuz var. Priz sayısı da yeterli. Bak 3, 4, 5, 6 tane priz var. Çok iyi. Burada da bir ebeveyn banyosu var. Markaları söylemedik. Visam gömme rezervuar. Hemen duş içerisine bir bakalım. Burada gayet güzel bir duş alanı var. Burada sabunluk zaten doğal olarak kendinden varmış. Niş yapmaya gerek duymamışlar. Visam'ın da gömme rezervuarı dedik. Güzel ama değil mi? Geniş, kullanışlı, dar değil. Bakın arkadaşlar bu rakamlar gerçekten ideal rakamlar. Maliyetini hesaplayın. Şimdi bazen yazıyor insanlar ya 3 milyon arsa 4 milyon maliyet. Yapamazsınız. İmkansız. 3 milyon arsa bulamazsınız. 4 milyona da maliyetini yapamazsınız. İmkansız. Şu an şöyle hesaplayalım mı? Bu eve kaç metreküp beton gitmiştir? 400 metreküp beton gitmiştir değil mi? Beton kaç lira? 3'ten hesaplasak 1 milyon 200 beton tutuyor. Bu eve 15 ton demir gitse, demir şu an kaç lira bilmiyorum ama sadece 2 milyona yakın bir para demirle betona gidiyor arkadaşlar. Sadece 2 milyona yakın bir para demirle betona gidiyor. Demir betondan sonra işçilikleri saymıyoruz. Kalıp işçiliğini saymıyoruz, zaten 1000 lira olmuş kalıp. Şurası hiç yoksa en az bir 800 metredir kalıp işçiliği. 1000 liradan say 800 bin lira sadece o tutuyor. Ya bak 3 kalemde biz 3 milyona yaklaştık maliyette. Ya bu gözle gözüken, ya 3 milyona arsa alırım 4 milyona yaparım, aa müteahhite çok para kazandırma, memlakçı çok kazanmasın gibi fikirler imkansız. Bu yüzden aslında ben o yazanlara şey demek istiyorum. Ya hiç hayatında inşaat yapmış mı ya da hayatında bir mülk sahibi olmuş mu diye sormak istiyorum. Çünkü bizim platform bildiğiniz gibi herkes açık, herkes yorum yapabiliyor. 12 yaşındaki çocuk da yorum yapabiliyor. Başka biri de yorum yapabiliyor. Ama ticareti bilen yapar, malı da bilen alır diye dedemin bir lafı vardı. Gerçekten doğru. Şimdi güzel bir odamız var. Yatak başlığı böyle gelecek. Gördüğünüz gibi perde sistemi, jaluzi sistem. Bunlar özel yapım. Tabii ki bunlar açılabiliyor ayrıca, onu da söyleyelim. Bu şekilde silinmesi de kolay. Ve şuradaki balkon komple camla kapandı. Üst tarafta kiremitle kapandı arkadaşlar. Bunların tamamı para tutuyor. Ve alüminyum bunlar. Yani öyle pimapen tarzı değil. Şimdi şöyle gösterelim. Bunlar alüminyum. Normalde pimapenle yapıyorlar. Yana doğru açılıyor. Ama bunlar alüminyum çerçevenin içerisinde kilit sistemi yapıldığı için sona kadar açabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir sistem. Her tarafı açabiliyorsunuz bu arada. Yani sadece burayı değil, burayı buraya kadar, sonrasında da böyle açabiliyorsunuz burayı. Ve balkon olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ikinci bir mutfak alanında buraya yaptırabilirsiniz. Ya da burayı tamamen farklı bir alanda döşeyip giyinme alanı da olabilir mesela, örnek olarak. Her şeyi yapabilirsiniz. Karşı taraf hiçbir zaman kapanmayacak bir devlet arazisi. Tabii ileride ihale açılır satılır onu bilmem. Ama güzel bir bahçe alanımız var. Bakın bölgede artık her yer yapılıyor. Bu yüzden fırsatları değerlendirmek lazım. Bu bölgede arkadaşlar 300 metrekare arsa içerisindeki villalara istenen fiyatlar 15 milyondan başlıyor. Ben size 19 milyon 800 bin TL'ye 500 metrekare arsa içerisinde bir villa sundum. Bence alınabilecek mantıklı bir yer. Bizim zaten burası yetkili yerimiz arkadaşlar. Çok da sevdiğim insanların, inşallah kısa sürede satarız. Eğer çok hızlı satılmazsa da bir akşam çekimi yapalım. Hatta beklemeyelim, haftaya biz bir akşam çekimi yapalım. Buranın akşamı çok daha güzel gözüküyor. Gayet güzel bir villa. Önümüz kapanmıyor. Bölge olarak baktığımızda Didim'in en iyi bölgelerinden bir tanesi ki neden? Çarşıya, pazara, denize yürüme mesafesinde yakınlık olarak bahsediyorum. Denize tabi araçla gitmeniz lazım ama diğer yerlere yürüyebiliyorsunuz. Güzel bir villa, alınabilecek bir villa, mantıklı bir villa. Birkaç değişiklik istenirse kişiye özel yapılabilir ama şu an benim gördüğüm hiçbir masraf yok. Sadece gelip oturacaksınız. Eşyanızı alıp oturacaksınız. Başka hiçbir masrafı yok. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.